Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz danışman yazar Erbil Erbige. Hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Çok teşekkürler. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Ee, ben endüstri mühendisiyim. 1980 yılı mezunuyuz. Yani 78'li bir kuşaktan geliyorum ben. Ee, son 30 yılımı yaklaşık yurt dışında çalışarak e, geçirdim. Ee, ve orada edindiğimiz tecrübeleri, bilgileri e, ülkemize de meslektaşlarımıza ve uzman arkadaşlarımıza e, aktarmaya çalışıyoruz. Yaptığımız <laughs> budur. Neredeydiniz? E, Avustralya dışında dört kıtada çalışma fırsatı bulduk. Ne güzel. Evet. Çok tebrikler. Peki yazarlık, danışmanlık e, serüveni nasıl başladı? Şimdi e, Yazarlık konusu mesleki alandaki yaptığımız çalışmalar dışında e, yaşadığımız olaylar üzerine e, ilginç olaylar üzerine yurt dışında özellikle ilginç olaylar üzerine ve Türkiye'nin yakın tarihi üzerine e, edindiğimiz tecrübeleri e, genç nesillere aktarmak için Neyse. E, oturup kendimizle bir sohbet etmek hı hı. bahanesiyle kaleme döktüğümüz bir uğraş bizim Harika. için çok evet. güzel. Kitaplarınızdan bahseder misiniz? Şimdi kitaplarım hem yakın tarih üzerine hı hı. geçen konular var ama özellikle müsaadenizle Türkiye'nin sosyal bir yarası olan ee, ve siz aslında bu konuyu açarak, beni de davet ederek bir Pandora'nın kutusuna evet, açalım. Dokun, dokundunuz. Evet, e, bugünkü anlatmak istediğim, kısa sürede evet. anlatmak istediğim konu e, Türkiye'de seç dediğimiz, kısaca seç dediğimiz e, iş güvenliği, sağlık emniyet çevre konuları ve bunların e, açmazları. Niçin başarılı olamıyoruz? Evet. Bunları ele aldığımız bir kitap. İş kazaları şimdi, yüksek ülkemizde. Evet. Şimdi 208 ülke var e, dünyada. E, bunun 14 tanesi şeyde başarılı, bu konuda başarılı. Hı -hı. Sağlık, emniyet ve çevre konusunda 14'ü başarılı. Geri kalan ülkeler hiç başarılı değil. Biz 1977 yılında üniversitede öğrenciyken efendim, gazetelere bir haber çıkmıştı. Türkiye iş kazalarında maalesef. can kayıplarında maalesef bu evet. Çok e, noktada e, Avrupa birincisi oldu ve e, hızla dünya listesinin en dibine doğru göçmeye başladı. Maalesef. Yıl 1977 idi. 46 yıl geçti Nesrin Hanım. 46 yılda maalesef hiçbir şey değişmedi. Şimdi biz 1980 mezunları olarak, benim de mühendislik dalımın e, ana uğraşısı bu. Evet. İş analizleri, işletme prosedürleri, talimatlarının yazılması, bir sistemi devreye almak, devreden çıkarmak, bu arada çevreyi korumak, çalışanı korumak, e, malzemeyi, ekipmanı korumak aynı zamanda, verimliliği arttırmak bu bizim Hı. işimiz. Dolayısıyla bu konuya öyle girmek zorunda kaldık ve evet. girdik. Evet. Fakat 46 yıldır hmm. e, Türkiye'de 30 yıldır ben dışarıdayım ama e, Türkiye'yi çok yakından izliyorum. Tabii geliyorum, gidiyorum mühendisler odasında seminerler veriyoruz, meslektaşlarımızla tartışıyoruz, e, olan biteni izliyoruz, bilir kişilik yapıyoruz yeri geliyor hukuki davalarda. E, bakıyoruz ki e, 46 yıldır Nesrin Hanım değişen hiçbir şey yok, Mast. değişmediği gibi daha da kötüye gittik Hayır. ve 46 yıldır biz bu konuda dünyanın ilk üçüne giriyoruz. En kötü pozisyonda ilk üçüne giriyoruz ve iş kazaları yıllık iş kazaları maalesef ki 15 yılda 1500 vefat olayı oluyordu. Çok can eksik. kaybı oluyordu. Bu sayı artmaya başladığı gibi iş kazası dediğimiz kazalar 150 200 bin civarında ortalama seyrediyordu. Fakat son senelerde, tabii ki ben 46 yıllık bir süreçten bahsediyorum. Son senelerde bu rakam 350 binlere çıktı yılda. Ve 2021 yılında yani inanılır gibi değil, yurt dışındaki meslektaşlarımız da buna inanamıyor. Hatta bazen rakamları gördüklerinde ya diyorlar sizin acaba yani bir tercüme hatası mı var, hı hı. rakam mı yanlış yazılıyor, hı hı. yani bunlar nedir ve resmi rakamlar bunlar. İnanılır 500, gibi değil çünkü. Nesrin Hanım 500 bini geçti, Korkuş. 365 günde, Korkuş. 365 günde bir yılda, bir yani kaza sayısının gelsin. 500 bini geçmesi muazzam evet. korkunç bir rakam. Bunların içerisinde evet ortalama yaklaşık olarak yıllara vurduğumuzda 1500 can kaybı oluyor ve Maalesef. artıyor bazen. Bunun da %3'ü çalışan hanım arkadaşlarımız. yüzde %3'ü. Çocuklar en kötüsü de çocuklar. Mesela dünyada meslektaşlarımız buna inanamıyor. Evet. Çocuk çalıştırmak yasak bir kere. Evet. Çocuklar var. Yaklaşık senede 55-60 civarı nesil alınıyor. Bunlar 18-17 yaşının altında. Bu 55-60 çocuk kaybının yarısı 25-30 çocuk evet. maalesef 14 yaşının altında. Ve tarım sektöründe bu Türkiye'de 5 yaşına kadar iniyor. Bakın yani gibi buna, değil. evet Nesrin Hanım inanılır gibi değil. 5 yaşına kadar iniyor e, ve bu çocukları da kaybediyoruz. Şimdi Avrupa'daki ülkeleri düşündüğümüzde, e, yani bir Hollanda'yı, bir Belçika'yı, Danimarka'yı, Norveç'i, İsviçre'yi, İsveç'i düşündüğümüzde senede biz 500 bin iş kazası gerçekleşiyor bu ülkede. Bu ülkelerin nüfusu zaten 5-6 milyon. Yani bu ülkeler bunu yaşasalar e, nüfuslarını 5-6 tamam. sene içerisinde Tabii. tamamen tüketecekler. Biz senede bu rakamlara ulaşıyoruz. Vay. Tabii bunu yurt dışında çalışan bizler, e, uluslararası şirketlerle de ilişkisi olan bizler e, çok üzülüyoruz ve çok eleştiriler alıyoruz. Bazen derdimizi anlatamıyoruz. Yatırımcılar da Türkiye'ye gelmek istemiyorlar. Korkuyorlar. E, sektör bazında bilgi var mı? Tarım dediniz. Daha Şimdi çok inşaatlar da evet, vardır. Fabrikalar. Evet. Türkiye'nin e, ekonomisinin yüzde otuz beşi inşaat. Evet. Bu kayıpların e, ve olayların e, aşağı yukarı da yarısına yakını evet. inşaat sektöründe gerçekleşiyor. Maalesef. Ondan sonra maalesef. E, Tarım, tarım var, alanında yani. var. Hı. Sanayi Türkiye'de çok düşük. Yüzde 8 civarında. Hı. Evet orada da oluyor. Mesela maden sektöründe e, büyük kayıplar oluyor Bilmiyorum. biliyorsunuz. Bilmiyorum. Soma'daki ki benim çalıştığım bir bölgeydi. E, Soma'da 301 madenci. Hı. En son tekrar yaşanılan Maalesef. olaylar. E, sektörlere dağılımı bu şekilde maalesef. Çok önemli, çok acı olaylar. Peki siz çalışmalarınız hakkında biraz daha detaylı bilgi vermek ister misiniz? Tabii şimdi iş güvenliği, yurt dışında HSE olarak kanıtlanan şey isimlendirilen... Türkiye'de sağlık, emniyet, çevre, seç olarak genelde adlandırılıyor. Ve Uzman arkadaşlarımız var Türkiye'de. Bunu denetleyen, bu sektörü denetleyen, kasaların olmaması için çaba sarf eden e, uzman arkadaşlar var. Son yıllarda e, oluşturuldu bu kadrolar. Bu arkadaşlarımızın müthiş sıkıntıları var. Çünkü bazı paradoksları yaşıyorlar. Şimdi e, rakamların zaten son yıllarda 150 binlerden 300 binlere ve 500 binlere evet. çıkmasının sebebi paradokslar. Bu paradoksları e, izah etmek gerekiyor, anlatmak gerekiyor ve kavramak gerekiyor. Kesinlikle. Bu aynı zamanda e, çözüm için başka bir yol bize bırakmıyor. Yani bu bir paradoks. yaptırım olsun en azından. Evet. Yani siz neden çalıştırdığınız insanlara bir iş güvenliği ortamı sağlamıyorsunuz? Yani bu vefatlar e, dünyada en üst sıralarda. Yani bizim halkımız buna layık mı? Evet 46 yıldır yani dünya ikincisi, birincisi, Maalesef. üçüncüsü yani üçüncüsü oluyoruz. Maalesef. Ve bunun altına düşemiyoruz. Yani 208 ülkenin evet. en dibindeyiz bu konuda. Evet, en azından yaptırımlar yükseltilsin. Tabii şimdi paradoksları ele aldığımızda zaten çözüm için bunları çözmemiz lazım. Paradoksları ele aldığımızda ve tabii izleyiciler için de kelimeyi iletişim açısından açıklamam lazım. Paradigma bir sistem bütünüdür diyelim. Evet. Türkçede. Oluyor. Evet. oluyor. E paradoks bunların Hı. kısır döngüleri maalesef. Yani işi çıkmaza sokan Hı. sebepler, olaylar zinciri diyelim. Bunlar birbirine bağlı. Eğer bir ülkede, bu geri kalmış ülkelerde de biz bu aynı sıkıntıları görüyoruz ama rakamlar bizim kadar değil. Tabii. Yani şimdi dünyanın listesinde Biliyor 208 ya. ülkenin en altındayız. Tabii. Diğer ülkeler bizden maalesef bu konuda çok daha iyiler. Evet. En iyileri de G8 ülkeleri, G7 evet. ülkeleri e, medeni ve medeni ülkeler. Evet medeni ülkeler. Şimdi bunları incelediğimizde bir odaklan, biz şöyle odaklanıyorum ben. Yurt dışında 30 senedir izlediğimiz bir disiplin var, içinde Hı. çalıştığımız bir disiplin var. Evet. Dönüyoruz, Türkiye'deki arkadaşlarımıza bakıyoruz, müthiş sıkıntılar içerisindeler ve Konu çözülmüyor, ülke bazında çözülmüyor. Yani e, resme büyük ölçüde baktığımızda maalesef sıkıntılar çok büyük. Şirketler bazında baktığımızda da çok büyük. Mesela e, tabii ki ülke ismi şey vermek istemiyorum, şirket ismi de vermeyeceğim. Ama e, 40 bin konut inşaatı alan bir Türk firması gidiyor e, yurt dışına. Orada bir bin... şey yoktur. <laughs> Genelde evet Orada çünkü standartlar yüksek, orada dikkat ediyor, kendi ülkesi rahat. Evet ve Türkiye'den 14 bin personel taşıyor Gidiyor, efendim. Orada sorun yok. Evet ee, başlıyor işe. Eğer ki bir konsorsiyum ortaklığı varsa, oradaki yönetmelikleri şeyleri uyguladığında bir sorun yok. Fakat kendisi Tek işveren statüsünde altyazı. gidiyorsa ki böyle evet, oldu ee, bir iskele kazasında. Bir gün bir işçimiz evet. vefat ediyor, işi durduruyorlar, eğitimler veriliyor, tekrar başlanılıyor. Üçüncü gün tekrar bir iskele kazası oluyor, iki işçimiz daha vefat ediyor ve iş tamamen durduruluyor. Enteresan. 14 bin kişi havaalanına taşınıyor, Oo. uçaklarla kiralanan uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor. Kabul etmezler. Tabii evet. ve bu şirketin sonu oluyor. Ya bunun dışında yurt dışına çalışmaya giden veya bu şirketlerle gidip benzer sorunları yaşayan çok arkadaşlarımız var. Hapiste olan arkadaşlarımız evet. var. Çünkü orada uygulamalar Tabii. asla affedici Tabii. değil ve çok net belirli. Öyle olmalı zaten. Evet. İşte ülkemizde de uygulansa böyle olmayacak sonuç. Evet. Aynen öyle olacak. Bu kitabı da onun hmm. için biz şey yaptık. E, arkadaşlarımızdan örnek olayları toparladık, yurt içi ve yurt dışı bunları kıyasladık. case gibi anlatın insanlara. Evet. Çok önemli gerçekten çok. Ya bu güzel. şeyi bilgileri Tabii. aktarmaya çalışıyoruz. Örnek olsun. Örneğin evet. Yapıyoruz. Şimdi e, paradoksları ve kazaların kök nedenlerine gittiğimizde, paradoksların da kök nedenlerine gittiğimizde Nesrin Hanım e, bizi Türkiye'de bir piramit gibi yukarı doğru akış zorluyor. Hı hı. Yukarı doğru gittiğimizde bir bürokrasiyi görüyoruz, iki özel sektörü görüyoruz, kamu sektörünü görüyoruz. Hı hı. Şimdi bunlarla analizlerimizi yoğunlaştırdığımızda gerek kazalarda ve gerek çıkmaz olan paradokslarda Kısır döngülerin sebeplerini araştırırken onları yok etmeye çalışırken bir bakıyoruz ki konu yukarıya doğru Nesrin Hanım yasama, yürütme ve yargıya gidiyor. Kesinlikle. Erkler ayrılığına, kuvvetler ayrılığına gidiyor ve maalesef ki son 46 yılda hiçbir şeyin değişmemesi, rakamların artıp Türkiye'nin imajının tamamen sıfırlanması maalesef. bu konuyla ilgili. Kesinlikle. Yani öncelikle bizim yasama yürütme ve yargıyı bu üç kuvvet ayrılığını gerçekleştirmemiz gerekiyor bunun eşliğinde alt noktalarına geldiğinizde bir bakıyorsunuz bürokraside eğitimde eğitim ikinci sırada Çünkü eğitimin içi boş Maalesef. eğitim ikinci sırada ee, yurt dışında incelediğimizde eğiticiler ilkokul Öncesi 5. sınıflardan başlayarak 5 yaş grubundan başlayarak efendim yukarı doğru lise 12. sınıfa kadar her sene değişik içeriklerde bu eğitimleri veriyorlar. Neyse. Hatta yabancı filmler izlediğinizde Nesrin evet. Hanım görürsünüz bir bayan veya evin beyi e, hanımefendi bir boya yapacak. E gözünde gözlük vardır, evet. elinde olur. eldiven vardır. Bu kimyasal doğal olarak, maddelere evet. karşı. Evet. Ama bizde ne evet. olur? Oturursunuz, yanınızda evet. gelir da evet. evet. tamamen o kimyasal kokuyu alırsınız evet. ve bu olur derler. Evet. Bunu, yani bu insan sağlığını tehdit evet. eden bir olay. Eğitimin içi boş. Maalesef ya aile çok kültürümüzde bilinçsiz. de bunlar yok. Evet. Siz yani insanlar şunu hedefliyor. Ya benim işim olsun da gerisi önemli değil. Çok yanlış. <laughs> evet. 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 Paradoksları ele aldığımızda e, analiz ettiğimizde şunları görüyoruz. Eğitim bir paradoks. Bürokrasi bir paradoks. Meslek odaları bir paradoks. Maalesef. Ya yani meslek odaları derken yapamıyorlar onlar da işlerini. Evet, mühendisler odasından evet. tutun maalesef. E, Layıkıyla odasından, var, ya, evet. kötüye kullanan var. Tabii. Ne yazık ki. Barolar birliğinden tutun, yani yargıya kadar uzanın. Bütün Bari. meslek odalarında e, bu sorun var. Yani paradokslar var. Meslek etiğinde sıkıntımız var. Yani meslek etiğini koruyamıyoruz. Ondan sonra dönüyoruz, diğer şeylere bakıyoruz, e, işverenlerde sorun var. O kadar yıldır çalışıyoruz, eğitimler veriyoruz, seminerler veriyoruz, bir şeyler yazıyoruz, tartışıyoruz. Hiç ses gelmeyen bir meslek grubu var, meslek e, odası grubu var diyelim. Sendikalar. Sendikaların hiç sesi çıkmıyor. Maalesef. Hadi şimdi diğer meslek odalarını bir kenara bırakıyoruz. Onlar kendi içinde zaten tartışıyorlar bu konuları, ama çözüm bulamıyorlar çünkü kuvvetler ayrılığı yok. Aynı şekilde bu eğitimin içi boş. Şey her şey birbirini izliyor, izliyor ve birbirini etkiliyor ve çıkmaza sokuyor. Onun içinde Türkiye'deki uzman arkadaşlarımız görevlerini yapamıyorlar. Onlar içerisinde de etik sorunlar var. Şimdi bir doktor arkadaşımız Antalya'da oturuyor, İstanbul'daki şirketi denetliyor gözüküyor. Bir uzman arkadaşımız ayda bir sefer uğradığı şantiyeyi denetliyor gözüküyor. Ve en son depremde biliyorsunuz yaşadık, e, denetim Çok acı. şirketleri ortada yok Çok acı. maalesef. Yani e, bütün bunların hallolabilmesi için Nesrin Hanım, bizim en tepede kuvvetler ayrılığını gerçekleştirmemiz lazım. Çok önemli. Evet, evet. yasama, yürütme ve yargı e, tamamen bağımsız olmalı e, ve bütün bu meslek odaları, eğitim alanları, her şey kendi içerisinde güçlenerek birbirini kontrol etmeli. Yani evet. bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Anlattığınız konular son derece önemli. Evet. Fakat programımızın sonuna geldik. Evet. Katılımınız, bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederim. Neslihan Hanım ben teşekkür ederim. Çünkü bu sosyal bir e, sosyal trajedi ve Tabii. büyük bir e, kronik vaka Türkiye'de. Bu fırsatı verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Ama size son olarak bir şey göstereceğim. Tabii. Artık e, gönüller olarak e, şu buna önem veriyoruz online sistemlerle 5 yaş grubundan başlayarak büyüklerden umudu kestik çünkü büyüklerden umudu kestiğimiz için çocuklara bu maskeyi takıp 5-6 yaş grubuna anlatıyoruz bu konuları lise grubuna ortaokul grubuna ve üniversitelere öğrenci arkadaşlarımıza izah etmeye çalışıyoruz ve Paradoksları çözmeye evet. çalışıyoruz ama bütün çabamız erkler ayrılığının gerçekleşmesi. Bunu da sağlık, emniyet ve çevre konusunda yapamadığımız için ben bütün gençlerden 68 ve 78'li yılların bir nesli olarak samimi olarak özür diliyorum. Çünkü onlara iyi bir çevre bırakamadık, iyi bir e, bilgi akışı sağlayamadık. Ve maalesef onlar kibarlıklarını koruyorlar. Bizlere e, kibar <laughs> davranıyorlar, e, nazik davranıyorlar. Ama biz 68-78 kuşağı olarak <laughs> ve daha yaşlı gruplar olarak gençlere ve çocuklara karşı diz çöküp özür dilememiz lazım. Evet. Ve bunu bir an önce düzeltmemiz lazım. Kesinlikle. Gençlere güveniyoruz artık. Evet efendim, Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Saygılar. Sevgili seyirciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.